Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bu görüşmemiz gayb nedir ve ricali gayb kimlerdir konusu üzerine. Fıtratı yaratılışı gereği her zaman bilinmeyeni anlama çabası içerisine giren insan, fizik alemin görünmeyen yönünü hep merak etmiştir. Çok merak ederiz. Kur'an-ı Kerim, insanın fıtratında var olan bu durumu gayb olarak ifade ediyor. Duyularla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı olan gayb, yokluk değil, ontolojik yani varlık bilim olarak metafizik bir alem. Gayb insan için geçerlidir. Allah için gayb diye bir alan yoktur ve söz konusu da olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah gaybı ve şehadeti bilendir. Bu nedenle bir arayış içinde olan insan, peygamberlerin çağrısına uyarak gaybı bilmenin Allah'a has bir konu olduğunu ve onun ancak peygamberlere gelen vahiyle bilinebileceğini kabullenir. Peygamberlerin mesajına uymayanlar ise tarihte ve günümüzde olduğu gibi tabiat üstü güçlerle irtibat halinde olduğunu iddia eden kahindir, müneccimdir ve sihirbazdır, medyumdur. Bunların gaybı bildiklerini söyleyerek onlara inanırlar ve onların dediklerini yaparlar. Hatta bildiğiniz gibi artık bunların vergi levhaları bile var. Sayısız medyum, sayısız efendim kahin ismine ne derseniz müneccim dünyanın her tarafında şu an cirit atıyor. Herkesin bunlara karşı olan ilgisi de az değil. İnsanın duyular ötesi aleme inanma ve onu anlama çabası küçümsenmeyecek zihinsel bir faaliyettir. Aslında gaybın ontolojik bir varlık alemi olarak kabul edilmesi dinin varlığına kapı aralamaktadır. Çünkü dinin özünü oluşturan inanç esasları gayba dayanmaktadır. İman, duyular üstü aleme inanmakla başlar. Bu alem duyularımıza kapalı olduğu için onu idrak edemeyiz. Ancak rasyonel olarak anlayabilir ve ona iman ederiz. İslam, gayb konusu varlıkların duyularımıza algılandığı anda iman için teklifin ortadan kalkacağını belirtir. Yani siz gayb olan şeyleri gayb olarak olmayan yani görülebilir hale getirdiğinizde insanlara iman teklif edemezsiniz. İnsanlık tarihi kadar eski olan gayb konusu ilahi dinlerde her zaman disipline edilmiş ve makul bir çerçeveye oturtulmuştur. Kur'an'ın göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ilkesi fizik kanunları şehadet alemi için ne kadar önemliyse vahiy bilgisinin de gayb alemi için o kadar önemli ve vazgeçilmez olduğuna işaret etmektedir. Kur'an'ın bu ifadesi ne astrolojinin, sihir ve kehanetin ne de arraflık ve falcılığın, arraflık aynı zamanda da medyumluk da diyebiliriz kardeşlerim. Kısacası vahiy dışında herhangi bir şeyin gayb için doğru ve güvenilir bilgi veremeyeceğini ifade eder. Bu konuda müminlere ciddi bir ikaz da var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Şöyle buyurur, kim bir kahine, medyuma gider veya arraf diyelim, dediklerini doğrularsa şüphesiz ki Muhammed'e indirilmiş olan dini inkar etmiş olur. Kur'an gaybı epistemolojik. Bunları size aktarıyorum. Neden? Çünkü bunlar genelde kullanılıyor. Aslında bunların bir eş anlamlısını da hemen sizlere aktarmak için mesela bilgi felsefesi diyeceğim. Bilgi felsefesi olarak sağlam bir zemine oturttuktan sonra ona inanmayı dinin bir emri, mümin için de akidevi ve ahlaki bir ilke olarak ifade eder. Kur'an'da başında Bakara suresinin ilk ayet-i kerimelerinde bildiğimiz gibi اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ gaybe iman ederler ifadesi geçer. Çünkü inanç ilkelerinin temelinde gayb vardır. Gayba iman etmeyen bir kimsenin kader veya diğer bir inanç ilkesine iman etmesi düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'de kıymetli kardeşlerim Bismillahirrahmanirrahim ya'lemuna zahiran minel hayati dunya ve hum anil ahiretihim gafilun. Sadakallahu'l-azim. Mealen çünkü onlar Allah'ı hiç hesaba katmadan kendilerince planlar, projeler kurar. Tüm olup bitenleri yalnızca sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirirler. Çünkü tek bildikleri bu dünya hayatının dış görünüşüdür. Varlığın sadece maddi yönüyle ilgilenirler. Evrenin değişmez ilkelerini ve temel yasalarını kavrayamaz.
Eşya ve olayların ardında yatan hikmet ve hakikatleri düşünemezler. Onlar onun içindir ki her şeyin dünyada başlayıp dünyada bittiğini sanırlar. Asıl yaşanacak olan ahiretten ise tamamen habersiz ve ona karşı ilgisizdirler. Ayet-i kerimenin mali bu ayetiyle gayba inanan kimsenin varlığı sadece görünen alemden ibaret saymayacağı için ufkunun daha geniş olacağını Kur'an-ı Kerim belirtmektedir. Aynı zamanda gayba inanmayan kimsenin hayatı sadece bu dünyadan ibaret sayılacağı için yaptığı haksızlıklardan dolayı hesap verme düşüncesini taşımayacağını ve bunun da insanı ahlaki olarak olumsuz etkileyeceğini ifade eder. İnsan akıllı bir varlık olduğu için gayba inanmak ona verilmiş bir özelliktir. Buna bağlı olarak denilebilir ki insan ile akıllı olmayan varlıklar arasındaki en önemli fark gayba inanmaktır. Bu gerçeklerle Kur'an gayba inanmayı giriş kısmında zikrederek yani Bakara suresinin başında zikrederek müminlerin birinci özelliği kabul ederek bu konuyu ilk sıraya alır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'da gayb kavramı nasıl geçer? Bir bakalım. İnşallah onu da gözden geçirelim. İnsanın gayb karşısındaki durumunu ve bu alanın onun varoluşundaki rolünün en sağlam şekilde tespit eden kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunda kesinlikle şüphe yoktur. Kur'an'da gayb kavramı fizik ötesi, metafizik alemin varlıklarını belirtmesi yanında fizik aleminin insan bilgisi dışında kalan bilgisini ifade etmek için de kullanılmıştır. Geçmişi bize anlatmaya çalışan tarih, insanlığın eski devirleri hakkında karanlık devir der. Hepimizin bildiği bir şeydir bu. Sorarsanız oraya karanlık devir derler. Ama bu devirlerle alakalı varsayımlardan da geri durmazlar. İnsanın bilmekten aciz kaldığı bu tarihsel ilgi alanında bizi ancak Kur'an-ı Kerim aydınlatabilir. Kur'an'da hemen ikinci surenin başında gaybın müminlerin bir vasfı olarak zikredilmesi Kur'an'ın gayba verdiği önemi ifade etmektedir. Kur'an'da mutlak gaybı bilmek sadece Allah'a has kılınırken alimul gaybi ve şehade ifadesiyle de gaybın onun için söz konusu olmadığı belirtilmekte. Yerin ve göklerin gaybının onun uhdesinde olduğu ve Allah'ın peygamberlerinden diledikleri dışında kimseyi gayba muttali kılmayacağı ifade edilir. Buna örnek olarak onlar ki gayba iman ederler. Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Allah gaybı bilendir. Kimseyi gayba muttali kılmaz. Ancak hoşnut olduğu peygamberleri bunun dışındadır ayeti kelimelerini sıralayabiliriz. Kur'an'da gayb haberleri olarak da nitelendirilen geçmişe ait gaybi haberler önemli bir yekün teşkil eder. Bu haberler ayetlerde kıssalarını anlattık veya anlatırız şeklinde ifade edilir. Kıssa olarak geçen bu haberler Kur'an'ın ilk muhataplarının kısmen de olsa bilgi sahibi oldukları kıssalardır. Kur'an bu kıssalardan bahsetmekle izafi gayb penceresinden toplum bilimine pencere açar ve onların dikkate almadıkları hususlara dikkat çeker. Böylelikle insanları tarih aynasından geçmiş milletleri seyre ve ibret almaya sevk eder. Bu konuyla alakalı sizlere şu ayeti kerimeleri aktarabilirim. Kur'an'da Nuh Aleyhisselam kıssası anlatılırken Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bismillah. Tilka min enba'il gaybi nuhiha ileyk. Ma kunta ta'lemuha ente ve la kavmuka min kabl. Hâzâ fasbir. İnnel âkibete lil muttakîn. Sadakallahul azîm. Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Bunları daha önce ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret. Akibet takva sahiplerindir. Bu suresi 49. ayet-i kerime. Yine Yusuf suresinin başında 3. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bismillah. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bima uhayna ileyk hadel Kur'an ve in kunta min kablihi leminel gafilin. Sadakallahu lazim. Sana bu Kur'an'da vahyettiklerimizle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Daha önce sen bunlardan haberdar değildin. Yine Yusuf suresinin başka bir ayet-i kerimesinde bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar işlerine karar verip tuzak kururken sen onların yanında değildir buyurulur. Allahu Teala bu ayet-i kerime ile ümmi bir peygambere daha önce yaşanmış olan
onun görmediği ve şahit olmadığı Yakup ve Yusuf peygamberlerin kıssasını bildirmekte, Kur'an'ın gayb bilgisinin ilahi kaynaklı olduğunu göstermektedir. Geçmişe ait gayb haberlerine göklerin yaratılışı, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, Ad, Semud kavimleri, Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn gibi kıssaları da örnek olarak verebiliriz kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy aldığı dönem boyunca kendi gıyabında ve aleyhinde meydana gelen olayların ve sözlerin bir kısmından Kur'an'ın gaybi ihbarlarıyla haberdar edilmiştir. Yine Peygamberimiz bu sure içerisinde birçok olayla karşılaşmış ve bunlardan bazıları hakkında içtihat ederek karar vermek istemiş, yanıldığı veya tereddüt ettiği konularda ise Kur'an-ı Kerim ona olayın gerçek mahiyetini hemen bildirmiştir. Bu konuda Kur'an'da birçok ayet-i kerime mevcut olduğu halde yine size birkaç tanesini süremizin darlığından dolayı aktararak iktifa edeyim. Mesela birincisi Ensardan Tame bin Übeyrik radıyallahu anh, komşusu Katade bin Numan'ın radıyallahu anh'ın un torbası içindeki zırhını un torbası ile birlikte çalmış ve onu yine Yahudi komşusu Zeyd bin Semir'in evinde saklamış. Un torbası delik olduğu için Yahudinin evine kadar unlar dökülmüş ve Tame de zırhı almadığına ve bilgisi olmadığına dair yemin etmiş. Onun yemin etmesiyle ikna olan kabilesi de Tame'nin zırhı almadığına şahitlik etmiş. Bu durum karşısında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Tame'ye inanıp zırhı alanın Yahudi olma ihtimaliyle onu suçlamaya meyleder gibi olurken inen ayetler karşısında durumu ortaya çıkmış. Ayet-i kerime de şu: biz sana insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm vermen için kitabı hak ile indirdik. Onun için hainlerin savunucusu olma. İkinci bir örnek olarak kardeşlerim, Beni Mustalik kabilesinin yeni Müslüman olan reisi Haris bin Dırar radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kavmimden Müslüman olanların zekatlarını toplayıp ona yollamak için kendilerine bir elçi gönderilmesi konusunda anlaşıyor. Haris bin Dırar radıyallahu anh Efendimiz zaman geçmesine rağmen elçinin gelmediğini görünce durumu öğrenmek için kavminden bazı kimselerle yola çıktığı sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de toplanan zekatı alması için ashabtan Velid bin Ukbe'yi radıyallahu anh onlara gönderiyor. Velid yola çıkıp biraz gittikten sonra onları karşısında görüp korkuya kapılıyor ve hemen geri dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Haris bana zekatları vermedi, üstelik beni öldürmek istedi diyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haris bin Dırar üzerine bir seriye yani bir bölük asker göndereceği esnada şu ayet-i kerime nazil oluyor. Hucurat suresinde bildiğimiz bir ayet-i kerimedir. Ey iman edenler, eğer fasık biri size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırınız, yoksa bilmeden bir topluluğa karşı fenalık edersiniz de sonra pişman olursunuz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı döneme ait gaybi ihbarlara, haber vermelere, mesela İfk hadisesini, münafık ve Yahudilerin Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gıyabındaki tutum ve davranışlarını açığa çıkaran ayetleri de örnek olarak verebiliriz. Bunları tabii ki başka bir zamana bırakalım. Bir de istikbale ait gaybi haberler var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın gaybi haberlerinden önemli bir kısmı gelecekle ilgilidir. Hatta gaybden haber vermek denildiğinde Kur'an-ı Kerim'le alakalı ilk hatıra gelen gelecekten haber vermek anlaşılıyor. Kur'an'a göre geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bütün bu zamanlar var. Gelecekten haber veren gaybi ihbarlardan birkaç tane yine sizlere aktarayım kardeşlerim. Mesela birincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce Müslümanlar Mekke'deyken 618-19 tarihlerinde Hristiyan Bizans'ın ateşperest Sasanilere yenilmesini fırsat bilen müşrikler, Rumlar kitap ehli olduklarını söylüyorlar. Oysa Mecusiler onları yendiler. Siz ise peygamberinize indirilen kitap sayesinde bizi yeneceğinizi söylüyorsunuz. Peki öyleyse Mecusiler, ateşperestler Rumları kitap ehli oldukları halde nasıl yendiler? Onların Rumları yendikleri gibi biz de sizi yeneceğiz diyerek Müslümanlarla münakaşa ediyorlar, alay ediyorlardı. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu ileride Rumların İranlıları yeneceğini haber veren
şu ayeti kerimeyi indirdi. Rum suresindedir. Rumlar yakın bir yerde mağlup oldu ama onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip olacaklardır. Kur'an'da değinilen Bizans'ın Suriye, Filistin ve Mısır'ı kaybettiği 619 yılından önceki yenilgilerle 622'de başlayıp Heraklius'un 627'de Ninova'da Sasani ordularını kesin yenilgiye uğratmasıyla sonuçlanan zafer haberi gerçekleşmiş oldu. Bir yıl sonra Bizans ordusu Sasani Şehinşahı 2. Hüsrev'in sığındığı Deskir'de girerek sarayını yağmaladı. Bu mağlubiyetler neticesinde 2. Hüsrev tahttan indirilerek öldürüldü. Aradaki sene 619'da yenildi Bizans. 627 desek kaç sene yapar? 7-8 sene içerisinde Kur'an'ı vermiş olduğu haber gerçekleşmiş oldu ki o dönemde bunun gerçekleşme şansı sıfırdı. Çünkü Bizans çok kötü durumdaydı. Mali olarak da hem de idari olarak da çok zor zamanlar geçiriyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu bu gaybi haber 7-8 sene içerisinde gerçekleşmiş oldu. Yine ikinci bir örnek daha verelim. Mekke'de geçen İslami tebliğin 10 yıllık süresi içinde Müslümanlar gizli ibadet ediyor. Müşriklerin boykot, şiddet ve baskısına uğruyorlardı. Gerçekten çok zor günlerdi. Medine'ye hicret etmek zorunda bırakılan Müslümanlar burada da korku içinde yaşıyorlardı. Sahabelerden biri dayanamayarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, güven içinde yaşayacağımız günler ne zaman gelecek?" diye sorunca bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Allah işinizden iman edip salih amel işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Allah Teala bu ayette Müslümanların ileride korku içinde yaşadıkları günlerin geçeceğini, onların galip olacaklarını ve güven içinde yaşayacaklarını haberini vermiş ve kısa bir zaman sonra da bildiğimiz gibi öyle olmuştur. Kur'an'da gaybın iman bağlamında işlenişi var bir de kardeşlerim. Kur'an'da gayb sadece Bakara suresinde geçen "Onlar gaybe inanırlar" ayetinde iman esasları olarak işlenmektedir. Buradaki gayb kavramından kasıt hakkında güçlü ve sahih deliller olan ahiret, cennet, cehennem, melekler ve hesap gibi yani semiyata, duyuya, duyu organlarına ait olan konularla birlikte müminlerin açıktan İslam'a bağlı oldukları gibi yalnız başlarına kaldıklarında da bu bağlılıklarını ifade etmektedir bu ayet-i kerimeler. Kur'an bu vasfın müminlere ait olduğunu, münafıklar da ise böyle bir vasfın olmadığını şu ayet-i kerime ile ifade eder. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. İmam Maturidi de bu ayet-i kerimeye dayanarak imanın tasdik olduğunu söyler. Gayba dayanan iman esaslarının peygamberlerin verdiği haberle bilindiğini, haberin ise tasdik yani kabul etme ya da tekzip edilme, yalanlama durumunun olduğunu, bunun da imanın somut bir kavram olan temel şey amel değil, ancak soyut bir kavram olan tasdik olduğunu, dolayısıyla ayetteki gayb kelimesinin imanla ilgili olduğunu söylemiştir. İmam Maturidi gaybı öncelemek için iman tasdiktir der ve imanın amel olmadığını, amel olarak kabul edilmesi durumunda gayba inanmanın tam gerçekleşmeyeceğini belirtir. Çünkü iman gayba dayalı bir kavram iken amel duyularla algılanan soyut bir kavramdır. Kıymetli kardeşlerim, gayb duyularla algılayamadığımız bir alandır. Ancak varlığı mevcut olmayan bir alan değildir. Hatta bazen gayb kavramı izafi de olabilir. Mesela bir şey bize göre gayb olduğu halde başka birine göre gayb olmayabilir. İki kişi beraber olduklarında gayb olmadıkları halde ayrılıp birbirlerini göremediklerinde birbirlerine gayb olurlar. Allah da bizi görünmediği için o, Allah da bize görünmediği için o bize göre gaybtır. Ancak görünemez değildir. Çünkü var olan bir şey görünemez değildir. Kıyamette müminler Allah'ı ayı ayın 14'ünde nasıl görüyorlarsa öyle göreceklerdir. Dünyada görülmeyişinin sebebi ise imanın şartı olması, gaybi olmasıdır. Allah görülebilseydi teklif olmaz, iman etmeyen kalmazdı, imanında bir önemi kalmazdı. Bunun gibi gaybi olan diğer iman esasları da gaybi olmasaydı iman etmeyen hiç kimseyi bulamazdınız.
Allah bize göre gayb olduğu halde biz ona göre gayb değiliz. Çünkü o şahit ve mühemin, yani her şeyi gören ve gözeten olduğu için bizi görmekte ve gözetlemektedir. Tarih boyunca ve günümüzde de somut varlıkları tanrı edinmek insanların tevhid inancına ulaşmalarının önünde birinci engel olmuştur. Özellikle Kur'an'ın indiği Hicaz bölgesinde şirkin yaygın olması, inancın somut tanrı bağlamında kavranması, Mekke müşriklerinin ne kadar inanç ve düşünce bazında yüzeysel bir düzeyde olduğunu bizlere gösteriyor. Kur'an insanın dikkatini düşünce bazında varlığın sadece görünen yüzüne değil, amaç ve işleyiş noktasında varlığın görünmeyen diğer yüzüne çekmektedir. Böylece insanlar görünen varlıklarla sınırlı, sathi bakış açısından kurtulmakta ve varlığı anlamlı kılan diğer yüzüne de düşünsel olarak uzanmış olmaktadırlar. Kur'an'ın iman esaslarını belirtmeden önce gayba inanmaya çağırması aslında varlığın görünen tarafının yanında görünmeyen bir yönünün de olduğunu belirterek inananları seküler bir anlayıştan kurtarmaya çalışmakta, seküler anlayıştan kurtulmanın gayba inanmaya ulaştıracağını ve bunun da insanın iman etmesi için zemin oluşturacağı mesajını vermektedir. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an gaybı ahlak bağlamında da ele alır. İnanç esaslarının her birinde inanç boyutunun yanında ahlakı bir boyut da vardır. Bu nedenle onları ahlaktan bağımsız olarak düşünmemek Kur'an'ın ruhuna daha uygun olur. Mümin yalnız başına kaldığında da Allah'ın kendisini gördüğüne ve ona hesap vereceğine inanır. Buna bağlı olarak söz, fiil ve davranışlarını iyi ve kötü açısından düşünüp ona göre hareket eder. Bu durum onun tavrının hem inanç hem de ahlakı boyutuna işaret eder. Aynı zamanda mümin inandığı gibi görünüp ahlaki bir tutarlılık sergilerken dini anlamıyla münafıkça ahlaka aykırı davranmaktadır. İbadetlerde ihlas ve riyakarlık da esas itibariyle ahlakla ilgili tavırlardır. Ahlakın bir bilgi alanı değil, bir inanma alanı olduğunu, dolayısıyla ahlakın gayb, inanma ve din ile arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu söyleyebiliriz. Bakara suresinde geçen "Onlar gaybe inanırlar" ayetindeki gayb kavramı, İmam Maturidi'ye göre daha önce söylediğimiz gibi yalnız başına kalınca da aynıdırlar anlamına gelmektedir. Kur'an inanan insanın bu durumda da inancından ayrılmadığını ve bağlılığının devam ettiğini, aynı zamanda inanmakla beraber Rablerinden korktuklarını ifade eder. Onlar yalnız kaldıklarında Rablerinden korkarlar. Sen sadece zikre tabi olan ve gaybde yalnız kaldığında Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah müminlerden Kur'an'a uymadan ve yalnız kaldıklarında Allah'a karşı huşu duymadan hidayete eremeyeceklerini akletmelerini istemektedir. Kur'an-ı Kerim mümine toplum içinde olduğu gibi yalnız başına kaldığında da inancının gereğini yapmasını tavsiye eder. Kur'an'ın bize yalnızlık halinde de inancımıza bağlı kalmamızı ve Allah'tan korkmamızı istemesi gayba inanma ile ahlak arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu durum ahlakın temelinin din olabileceğini de referans olarak gösterebilir. Kur'an, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin buyurarak inanmanın zorlamayla değil, özgür iradeyle olması gerektiğini de ifade eder. Kur'an'ın bir eylemin özgür iradeyle yapılmasını istemesi ve buna değer atfetmesi aslında bir eylemin iyi veya kötü olarak kabul edilmesi için özgür iradeyle ve baskı altında kalmadan yapılması gerekmektedir. Başka açıdan da bakalım. Bir de bilim ve gayb ilişkisine bakalım. 18. yüzyılda Avrupa'da aydınlanmayla beraber gerçeğe akıl ve deneyle yönelme, her şeyi akılla aydınlatmaya çalışma bu dönemin felsefi tavrı haline gelmiştir kardeşlerim. Newton, mekanik fizik anlayışını geliştirerek alemi düzenli çalışan bir makineye benzetmiştir. Newton'un geliştirdiği bu mekanik anlayış katı bir determinizmin yolunu açtı. Peki determinizm ne demek? Kainatta olup biten her hadisenin maddi veya manevi sebeplerin zorunlu sonucu olduğunu ileri süren felsefi bir akım. Deterministler tabiatta her olayın zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana geldiğini ve Tanrı'nın alem üzerindeki müdahalesini ya inkar ediyor ya da evrenle ilişkisini kestiğini ileri sürüyorlardı. Pozitivizm de ispatlanmayan inanç ve iddiaların, şimdi pozitivizmle, bunu da pozitivizmi de size aktarayım, geçerli bilgiyi olguların bilgisinden ibaret gören ve metafizikle dini bilgiyi geçersiz sayan
felsefi akım. Tabii felsefe biliyorsunuz 18. yüzyıldan sonra Avrupa'yı kasıp kavurdu. Hatta daha sonra bu tarafları da kasıp kavurduğunu biliyoruz. Pozitivizmde ispatlanamayan inanç ve iddiaların bilimsel olamayacağını ve dolayısıyla geçersiz olduğunu ileri sürüyordu. Dine ve onunla ilişkili olarak kabul edilen metafiziğe eleştiriler yoğunlaştı. Bu dönemde gelişen modernleşme ile beraber metafizik düşünce de devre dışı bırakıldı. Batıdaki bu gelişmelerin sonucu olarak sekülerizm yani dini ve dini yaşam biçimini reddeden fikir ortaya çıktı. Sekülerizmle beraber dinin fert ve toplum üzerindeki etkisi de azaldı. Hatta biz 1990'lı yıllarda bir ziyaret ettiğimizde sizi görmüşsünüzdür. Kiliselerde hiç kimse yoktu. Şu an nedir bilmiyorum, belki de daha iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Aydınlanma ile beraber gelişen mekanizm, determinizm, pozitivizm, sekülerizm ve diğer düşünce akımları Batı toplumlarında olduğu gibi İslam dünyasında da dini düşünceyi olumsuz yönde etkiledi. Buna bağlı olarak gayb inancı da sorgulanır hale geldi. 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da sanayi devriminin gerçekleşmesi sonucu iş hayatına makineler girince işçilerin yaptığı işi artık makineler yapmaya başladı. Toplum yaşam standartları açısından iyi bir yerdeydi. Ancak insanın değeri sahip olduğu maddi varlığa göre ölçülüyor ve yalnızlığa itiliyordu. Hiçlikte kuşatıldığını düşünen insan bu materyalist anlayış karşısında kendi özüne dönme ve insan olduğu için de hak ettiği değeri elde etme arayışına girdi. İnsanın yalnızlaştırıldığı materyalist topluma bir tepki olarak eksistensiyalizm yani varoluşçuluk ortaya çıktı. Varoluşçuluk çağdaş insanın kendisini ruhsuzlaştıran, yalnızlaştıran ve Allah ile bağlarını koparan pozitivist, materyalist anlayışa karşı bir haykırış oldu. Günümüz insanı sadece maddi bir varlık olarak kabul edilmekle ve manevi yönü ihmal edilmekle günümüz insanı bu hale geldi. Peki ne oldu? 19. yüzyılın başlarında fizik alanında meydana gelen önemli gelişmeler sonucunda determinist ve pozitivist anlayış sarsıldı. Newton fiziğine göre uzay ve zaman birbirinden ayrı ve mutlak olarak kabul ediliyorken Einstein'ın geliştirdiği izafiyet teorisiyle madde ve enerji birleştirildiği gibi zaman ve uzay da birleştirildi. Bu teorinin en önemli felsefi ve teolojik sonucuysa zamanın bilimsel olarak izafi olduğunun ispatlanmasıdır. İzafiyet teorisiyle katı bir determinist anlayışıyla Tanrı'nın evrenden soyutlanan müdahalesine tekrar imkan tanınıyordu. Yine Emile Bottrox tabiatta determinizmin değil, aksine indeterminizmin hakim olduğu görüşünü ileri sürdü. Bergson da metafiziğin metodu olarak ortaya koyduğu ve mutlak varlığın bilgisini verdiğini kabul ettiği sezgiciliği geliştirerek sekülerizmin etkisini azalttı. Metafizik konusunda Kant bir kırılma dönemi yaşandı Kant'la birlikte. Ona göre duyularla elde edilen veriler fenomen yani duyularla algılanabilen şeyler alanına ait bilgilerdi ki bu bilgilere insan zaman, mekan ve kategoriler aracılığıyla sahip olabilirdi. Teorik akıl fenomenlerin ötesine gidemezken pratik akıl tanrı, ruh ve özgürlük gibi numen yani görünmeyen ve duyularla algılanmayan alana ait kavramların söz konusu olduğu alana girmekteydi. Kant aklın prensiplerinin tüm sorulara cevap verebileceği şeklindeki rasyonalist iddiayı reddetti. Ona göre iman ve bilgi ilişkisi için fenomen alanın bilgisiyle iman arasında bilişsel bir temele dayanan ilişkinin varlığından söz etmek mümkün değildi. Burada bilgiyle anlatmak istediği şey deneye dayanan ispatlanabilir bir bilgidir. Yani fenomen alanın bilgisi diğer adıyla bilimsel bilgi yani numen alem için geçerli olamaz. Eğer iman bilimsel bilginin konusu olsaydı anlamını yitirir ve iman olmaktan çıkar, sadece bilgi olurdu. İmandaki bilgi daha çok istidlali bilgidir. Bu bilgi şüze obje ilişkisine dayanan duyu bilgisi gibi kesin bir bilgi değildir. İman konusu olan şeyleri ise biz bu dünyada bilme imkanına sahip değiliz. Yani onlar gaybidir. Tasavvufa gelelim kardeşlerim. Tasavvufta gayb nasıl? Sufilerin ilhamı gibi bilgi kaynağı olarak kabul etmesiyle beraber bilgi konusunda kelamcılarla sufiler arasında bazı tartışmalar yaşandı. İlham, kelam ile tasavvuf arasındaki ilişkinin epistemolojik düzeydeki önemli problem alanlarından biridir. İlham nedir? İlham,
Allah'ın kulun kalbine düşünce istidlal olmaksızın feyiz yoluyla bir manayı yerleştirmesi, koymasıdır. Sufiler riyazette derinleşen veli kimselerin kalpten bilgi alabileceğini ileri sürerken, kelamcılar bunun subjektif bir metot olduğunu ve kesin bilgi olamayacağını savunurlar. Konunun daha iyi anlaşılması için sufilerin ileri sürdüğü görüşleri detaylandırmak meselenin daha iyi anlaşılmasında yararlı olacak. Ehl-i sünnet içerisinde gaybın salih kullar tarafından bilineceğini savunan ve gaybı bilme konusunda öne çıkan grup sufiyedir. Başlangıçta İslam'ı en güzel şekilde yaşama arzusuyla züht ve takva hareketi olarak ortaya çıkan tasavvuf, daha sonra kendine has bilgi metoduyla farklı bir disiplin haline geldi. Bilgiyi bilgiye amelle ulaşmayı ilham olarak somutlaştıran mutasavvıflar bu düşüncelerini tatmayan bilmez. Men lem yazuk lem yarif şeklinde temellendirdiler. Mutasavvıflar Allah'ın bir bilgiyi aniden insanın kalbine atması anlamına gelen ilhamla tabiattaki varlıkların bilinmesinden ziyade akıl ve duyularla bilinemeyen gayb alemini bilmeyi kastettiler. İlhamın sufiler arasında ne zaman kullanıldığını başlandığı kesin olarak bilinmemekle beraber İslami ilimlerin tedvin çağı olan Hicri 3. asır olduğu varsayılabilir. Bu dönemin önde gelen sufilerinden Bayezid-i Bestami, Allah'ı Allah ile tanıdım, Allah'ın dışındaki varlıkları da onun nuruyla tanıdım. Siz ilminizi ölüden ölüye naklederek alıyorsunuz. Biz ise ilmimizi ölmeyen ve diri olandan alıyoruz. Alim ilmini kitaplardan alan kişi değildir. Çünkü unutursa cahil olur. Alim dilediği zaman öğrenme ve ezberleme olmadan ilmini Allah'tan alan kimsedir der. Yine bu dönemde Ehl-i Sünnet kelamının temellerini atan Harisel Muhasibi'nin hak ile muamele et ki nurun ve basiretin artsın dediği rivayet edilir. Yine o Vesaya adlı eserinde zühde devam eden kimseye Allah bir melek gönderir, onun kalbine hikmet tohumlarını eker diyen kimselerin görüşünü benimsemektedir ve bu da ilhamdır. İlhamı tasavvufta ilk kullanan kişinin de yine bu dönemde yaşamış olan tasavvufun temelini atan Zinnun el-Mısri olarak kabul edildiği görülür. Kuşeyri de ibadetler vasıtasıyla elde edilen bilgiyle insanın eşyanın hakikatini kavrayacağını söylemektedir. Ona göre akıl yürütme yolu ile elde edilen bilgiler kavramlara dayandığı için insanı eşyanın hakikatine götüremez. Ancak eşyaya delalet edebilir. İnsan tatma şeklindeki bilgiyle ancak eşyanın hakikatine ulaşabilir. Şahbüttin Sühreverdi, sufi nefsini tezkiye edince elde ettiği mertebe gereği kalbi ayna gibi olur ve onunla eşyanın hakikatini ve mahiyetini görür. Dünya büsbütün kötü görünür ve sufi ondan kaçar. Yine ahiret de ona ayan olduğu için sufi onu talep eder. Bu aşamada sufiler züht hayatı yaşayıp dünyayı terk ettikleri için Allah da ledün ilmini onlara nasip eder. Böylece sufilerde tedrisat ilmine veraset ilmi eklendiğini söylemektedir. Tasavvuf alanında söz sahibi olan mutasavvıflar genel olarak ilham yoluyla bilgi aldıklarını söylüyor ve ledün ilim olarak kabul ettikleri bu bilgiyle çevresindeki sufileri tasavvuf anlayışıyla eğitiyorlardı. İmam Rabbani de ilhamın helal bir şeye haram yapamayacağını, bu nedenle dini konularda hüccet yani delil olmayacağını belirtir. İmam-ı Şahrani de İmam-ı Rabbani ile aynı görüştedir. Kelamcılar içerisinde duyu, akıl ve haberle birlikte ilhama en yakın duran ve onun delil olduğunu savunan kişi Gazali'dir kardeşlerim. O sufilerle aynı görüşü paylaşarak ilhamın gaybtan gelen ilahi kaynakta bir bilgi olduğu için delil olarak kabul edilmesi gerektiğini söyler. Gazali kalbin gaybtan ilham almaya istidatlı yaratıldığını ve kalpte biri duyular alemini, diğeri gayb ve melekut alemini algılamaya müsait iki yönü bulunduğunu söyler. O insanın beş duyu ile dış dünyayı idrak ettiğini, iç duyusuyla da gayba ve melekut alemine muttali olduğunu belirtir. Kalbin gayb alemiyle irtibat kurup bilgileri alabilmesi için her türlü kötülükten arınması ve büyük bir mücahedeye girişmesi gerekir. Bu yapıldığı zaman kalpteki perdeler kalkar ve oraya Allah'tan veya meleklerden bilgiler gelir. Kalp eşyanın hakikatının tecelli etmesine sebep olur. Ancak insanın işlediği hata ve günahlar hakikatlerin tecelli etmesine engel olur. Adeta kalp aynası ile levh-i mahfuz arasında bir perde gibi olur.
O levh-i mahfuz ki kıyamete kadar vuku bulacak mukadderat-ı ilahiyenin hepsi orada mevcuttur. Levh-i mahfuzun aynasından kalp aynasına ilimlerin hakikatlerinin aksetmesi, bu aynadan karşısında bulunan diğer bir aynaya suretlerin aksetmesine benzer. İki ayna arasındaki perde el ile kaldırıldığı gibi bazen de rüzgar bu perdeyi kaldırabilir. İlham ile hasıl olan ilmin sebebi mahalli ve ilim olması bakımından kesb ile meydana gelen ilimden farklı bir şey değildir. İlham, nurun kalbe doğmasıyla elde edilen bilgidir. Bunun için de nefis tezkiyesi yapmak, günahlardan uzak durmak, ibadet ve taatte ileri gitmek gerekir. Bu özellikleri taşıyan kimsenin Allah'ın sıfatlarının hakikatini, yerin ve göklerin melekutunu, eşyanın hakikatini, sırat, mizan ve kabir azabı gibi gaybi konuların bilgisine ulaşacağını İmam-ı Gazali belirtmektedir. Gazali, felsefi kimliğe büründürerek ilhamı külli nefsin cüz'i nefsi aydınlatması şeklinde ifade ederek külli nefsten nefsin öğreten, cüz'i nefsin ise öğrenen olduğunu belirtir. Ona göre ilham Allah'ın nurunun feyzidir. İlhamın delil olma iddiasını sadık rüya ve nübüvvetle irtibatlandırır. Çünkü ona göre uykuda rüyayla gayb bilgisi elde edilebiliyorsa uyanıkken de bu mümkündür. Gazali'ye göre peygamberler vahiy yoluyla gaybden haber alıyorlarsa diğer insanlar da gaybden ilham alabilirler. O ilhamı temellendirmek için bilgi vasıtalarını eleştiriden geçirir ve önce duyu algılarından kuşku duyar, algı yanılmalarının bunun en açık kanıt olduğunu ve bu tür duyu verilerinin yanlışlığını aklın bize bildirdiğini belirtir. Ancak aklın önermeleri gerçekten güvenilir ve sarsılmaz bilgiler midir? Aklın zorunlu önermelerine olan güveni duyulur bilgiye olan güvenden farklı kılan sebep nedir? Burada Gazali tıpkı aklın duyu algılarındaki yanılmaları kanıtlaması gibi aklın ötesindeki başka bir hakimin de aklın hükümlerindeki yanlışları kanıtlayabileceğini düşünür. Ricalül gayb konusuna gelelim. Tabii ağır konular bunlar ama ne yapalım, bu şekliyle hızlı hızlı geçip aktaralım sizlere. Ricalül gayb, bu duyarız. Ricalullah da denir. Peki nedir, ne değildir? Müminler içinde veliler gibi özel bir sınıftan bahsedildiği gibi veliler içinde de Ricalül gayb isimli seçkin bir iç sınıftan bahsedilir. Kelime anlamı görünmeyen adamlar, bilinmeyen erlerdir. Tasavvufi istilahta veliler zümresinin büyüklerine verilen özel bir isimdir. Bu taife Müddessir suresi 31. ayet-i kerimede haber verilen Bismillah ve ma ya'lemu cunuda rabbike illa hu, Rabbinin ordularını ondan başkası bilmez ayet-i kerimesinin bir tecellisidir. Ricalullah kavramı daha geniş anlamlara kullanılsa da ıstılahta ricalul gaybi ifade etmek için de kullanılır. Ricalul gayb konusu Kur'an'da ıstılah anlamıyla geçmez. Ancak bu zatlara ricalul gayb veya ricalullah denilmesinin Kur'an ayetlerinden mülhem olduğu anlaşılmaktadır. Mesela kardeşlerim, Bismillah, ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve itaiz zekati yakhafuna yevmen tetekallabu fihil kulubu vel ebesar. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı ricaldir, adamlardır, kimselerdir. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar ayet-i kerimesi, ricalün kelimesiyle başlamakta ve devamında Allah'ın razı olduğu bir mümin sınıf bizlere tanıtılmaktadır. Başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurur kardeşlerim Cenab-ı Hak, Bismillah, minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahadullaha aleyh, feminhum men kada nahbahu ve minhum men yantazir ve ma beddalu tebdile. Müminlerden öyle rical adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İşlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ahbar ve asarda ricalül gayb anlayışı daha belirgindir. Abdal hadisleri denilen rivayetlerde konuyla ilgili farklı kanallardan birçok rivayetle karşılaşabiliriz. Mesela bir rivayeti hadis-i şeriflerden size aktarayım. El-ebdalu bişşam uhum erba'une ricalun raculun. Kullama mata raculun ebdalallahu mekanehu raculan yusqa bihumul gayz ve yuntasaru bihum alel a'da ve yusrafu an ehli şam bihumul azab.
Abdallar Şam'dadır. Şam'dan kasıt bildiğimiz Şam değil, bir bölge kardeşlerim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üst kısmı göstererek çok büyük bir alana verdiği isimdir. Sadece Şam kenti değil yani, öyle anlamıyorum. Abdallar Şam'dadır ve 40 ricaldir, kişidirler. Onlardan birisi öldüğü zaman Allah onun yerine başka birini geçirir. Onlarla onların hatırına yağmur yağdırılır. Onlarla onların duasıyla düşman karşısında zafer elde edilir. Onlarla onların hürmetine Şam ehlinden azap def edilir. Ahmet bin Hanbel'de geçen sahih bir hadistir. Tasavvufi düşüncede önemli bir yer tutan ve mutasavvıfların merkeze koyduğu bir konu olan Ricalül Gayb anlayışı Gazali sonrası dönemde mutasavvıflar arasında yayılmıştır. Önceki devirlerde kamil ve arif kimseler için Ricalül Gayb yerine abdal, evtat, fert, sıddık gibi unvanlar kullanırken bu tabir ilk defa Hakim et-Tirmizi ile gündeme gelmiştir ve Muhyiddin İbn Arabi tarafından da hiyerarşik yapısıyla orijinal bir usul bile işlenmiştir. İbn Arabi'ye göre Ricalü Gayb bilinmeyen, görülmeyen kişiler demek olup bilgi ve rızıklarını gaybten elde eden insanlar arasındaki gizli evrelere verilen isimdir. Bazı mutasavvıflar Ricalü Gayb'ın hiyerarşik sınırlamasını nükaba, nücaba, büdela, ahyar, umet ve gavs kutup şeklinde sıralamaktadırlar. Diğer bir sıralama ise ahyar dedikleri 300 kişi, abdal büdela dedikleri 40 kişi, ebrar denilen 7 kişi, evtad denilen 4 kişi, nükaba 3 kişi, kutup gavs 1 kişi şeklindedir. Tasavvuf anlayışına göre kutup rical hiyerarşisinin başıdır. Kutuptan sonra vezirleri konumunda olan iki imama imaman denir. Kutup ve imamana hep birlikte üçler denir. İmamanı evtaat takip eder. Evtaat alemin dört yönünde görevlendirilmiş dört velidir. Evtaadın her biri bir peygamberin kalbi üzeredir ve dört büyük meleğin ruhaniyetinden yardım alırlar. Abdalın dört evtaat, iki imam ve bir kutup olmak üzere 7 kişi olduğu da ifade ediliyor kardeşlerim. Bu hususta en yaygın telakki abdalın 7 veya 40 kişiden meydana geldiği şeklinde her asırda mutlaka mevcut olan yeryüzünü durmadan seyahat eden Ricalü Gayb cümlesi bunlar. Nücaba insanları ıslah etmeye, sıkıntılarını gidermeye çalışan bütün yaratıkların manevi yüklerini taşımakla mükellef 40 kişiye deniyor. Nukaba Allah'ın batın isminin tecellileri olan 300 kişi insanların batınlarına yönelip nefislerde bulunan gizli şeyleri aşikar hale getirirler. İbn Arabi'ye göre nukaba feleklerin burçları sayısıncadır, yani 12 kişidir. Kutbun nazarının dışında olan velilere efrat deniyor. Hızır da bunlardandır. Belirli bir sayıları yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mükemmel bir şekilde tabi olarak ferdiyet tecellisine mazhar olurlar. İlahi huzurda daima ibadetle meşgul olup Hak'tan başkasını tanımayan kerubiyyun meleklerine benzerler. Nübüvvet sona erince Allah abdal denilen bu halefler grubunu Resul-i Ekrem'in yerine ikame etmiştir. Hatırlarsanız bizde de meşhurdur. Abdalan-ı Rum, yani Horasan'dan gelen Rum abdalları şekliyle. Onlar ibadetlerinden dolayı değil, ciddi vera, samimi niyet, korkaklığa varmayan sabır, zillete düşmeyen tevazu sahibi olup herkese iyilik düşünmelerinden, Allah için nasihat etmelerinden dolayı bu makama ermişlerdir. 30-40 kişi civarındaki bu kimseleri hak seçmiş olup İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzeredirler. Herkes tarafından kolayca tanınmadıkları veya gizli olan hakikat ve sırlara vakıf oldukları için Ricalül Gayb adı verilen bu seçkin kişilerin arasında bir manevi disiplin ve hiyerarşi vardır. İbn-i Arabi, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kutupların başı olduğunu ve ondan önceki peygamberlerin de ona bağlı olduklarını belirtiyor. Peygamberimizin vefatından sonra ise İdris aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselam, ki bunların hepsi biliyorsunuz gök katlarına kaldırılmış, yani vefat etmemişler. Şu an hala hay oldukları rivayetlerde geliyor. Üzere dört peygamberin ölmeyip gıyaben onun görevini kıyamete kadar devam ettireceklerini söyler. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden çıkan kutupların da bu peygamberler tarafından yönlendirildiğini ifade eder. Hakim et-Tirmizi Ricalül Gayb'ın isimlerinden bahsetmez ancak evliyanın makamlarından ve derecelerinden bahsederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 40 evliyanın onun görevini manevi yönden yürüttüğünü ve bu evliya olarak kabul edilenlerden her bir ölenin yerine
başka birinin geçtiğini belirtir. Bu vasıftaki kimselerin dünya lezzetlerinden uzaklaşıp nefislerini tezkiye etmenin zirvesine vardıklarını ifade eder. Mutasavvuf ve müfessir olan Sülemiye göre Kur'an'da yeryüzünü ayaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik ayeti kerimesinde ve diğer ayetlerde geçen evtaat kelimelerinin Evliyaullah anlamına geldiğini, çünkü onlarda Allah, onlarla Allah belaları ve kötülükleri toplumdan savar, nasıl ki sütunlar ağır yükü taşıyorlarsa bu kimseler de en önemli görevi yerine getirmektedirler. İsmail Hakkı Bursevi ise aynı ayet-i kerimeleri açıklarken Allah Teala'nın evtaat kelimesiyle evliyaya işaret ettiğini, çünkü onlar dünyanın ayakta durmasında adeta birer sütun gibidirler. Onların yokluğunda Allah Allah diyen kimse olmayacağı için dünyanın fesada uğrayacağını belirtir. En son olarak kardeşlerim, büyük alim ve mutasavvuf Mevlana Halid-i Bağdadi'ye iltisap eden büyük Hanefi fakihi İbni Abidin kendisine bu konuda sorulan sorular üzerine Ricalul Gayb'e ait İcabetul Gavs adında bir risale hazırlamış ve Ricalul Gayb telakkisinin temel kavramları olan Kutup, Gavs, İmaman, Abdal, Evtat, Nücaba ve Nükaba'dan bahsetmiştir. İslam dünyasında ilmiyle herkes tarafından hüsnü kabul görmüş bir fakihin bu kavramlar hakkında eser telif etmesi konunun daha sağlıklı bir zemine oturmasına vesile olmuştur kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.